Belediye Başkanı Evren Dinçer, hac görevini yerine getirmek üzere Aksaray'dan kutsal topraklara giden hacı adaylarını uğurladı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen törenle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 yılı hac organizesinde hac görevini yerine getirmek üzere Aksaray'dan kutsal topraklara giden 1. Hac Kafilesi hacı adayları uğurlama programına katıldı. Aksaray Belediyesi müftülük önünde hacı adaylarıyla uğurlama programına katılan ailelere ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla hac vazifesini yerine getirmek isteyen 165 kişilik hac kafilesi, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Müftüsü Cemalettin Bal, protokol mensupları ve hacı adaylarının ailelerinin katıldığı törenle uğurlandı. İl Müftülüğü'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın hacı adaylarına kutsal topraklara yapacakları bu ulvi yolculuğun önemini hatırlatan, yolculuk hakkında bilgiler verdiği konuşmayla devam etti. Belediye Başkanı Evren Dinçer, kutsal vazifenin nasip olduğu hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek, vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliği için kutsal beldelerde hacı adaylarından dua etmelerini istedi. Mübarek bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Onca hac adayı içerisinde Allah sizlere nasip etti. Beytullah'ı göreceksiniz, Efendimiz'i ziyaret edeceksiniz. Bizlerden selam götürün. Güle güle gidin gelin. Ülkemiz için dua edin, bizler için dua edin. Döndüğünüzde hacı olarak döneceksiniz. Biz de burada sizlerin duanızla iştirak edeceğiz. Biz de amin diyeceğiz. Yolunuz açık olsun, güle güle gidin gelin inşallah. Allah'a emanet olun. Duygusal anların yaşandığı hacı adayları uğurlama programının ardından Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Müftüsü Cemalettin Bal'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette il müftülüğünü gezen Başkan Dinçer, müftülük çalışmaları hakkında bilgiler aldığı İl Müftüsü Cemalettin Bal'a ziyaret anısına hediye takdim etti. Bu yıl Aksaray'dan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla hac kurasında isimleri çıkan toplamda 600 hacı adayı kafileler halinde hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidecek.